Merhaba sayın seyirciler. Bir yüksek bilinç programında yine beraberiz. Bugünkü konuğumuz avukat doktor sayın Tanıl Başkan Beyefendi. Hoş geldiniz Tanıl Hoş bulduk sayın hocam. Teşekkür ederim. Bugünkü konumuz mutluluk ve hukuk. Biraz farklı gibi görülüyor. Hukuk ile mutluluk arasında bağlantı kurmaya çalışacağız. ilişki kurmaya çalışacağız ve ee, bu konuda da e, Tanel Bey'e e, sorularımız olacak. Şimdi e, mutlulukla ilgili olan araştırmalardan bazılarını daha önce e, vermiştim ama bir daha bunları e, verelim. E, Birleşmiş Milletler tarafından 2019 yılında yayınlanan mutluluk raporunda e, Türkiye 156 ülke arasında 74. sırada yer aldı. Ve bu da bizi düşündürüyor elbette ki. Diğer taraftan yine Dünya Adalet Projesi'nde hukukun üstünlüğü endeksi yapılıyor. Mart ayında bu da açıklandı. Burada da Türkiye 126 ülke arasında 109. sırada yer aldı. Durum bu olunca biz mutlulukla hukuk arasında bir ilişki kurmaya çalışacağız ve bunu e, ...sebepleri nedir, e, neden mutluluk e, raporlarında alt sıralara düştük. Bunları konuşacağız. E, ama önce e, Tanıl Bey, e, hukuk ile mutluluğu nasıl e, tanımlayabiliriz? Bunu biraz açıklar mısınız burada? Teşekkür ederim bir Sayın Hocam. Bir hukukçu uçak, gözüyle. Bir hukukçu gözüyle gayet tabii. Evet. <laughs> Şimdi e, tabii hukuku tanımlamak kolay. E, ama mutluluğu tanımlamak o kadar kolay değil. Sizin de evet. takdir ve tahmin edeceğiniz üzere sizler tabi bu konuyu özellikle e, sosyoloji bir sosyolog boyutuyla da yaklaştırırız bildiğim için evet. e, bizim işimiz daha zor karşınızda bir takım tanımlar evet. getirebilmek. E, öncelikle hemen tabi hukuku ortaya koymak lazım. Bir defa e, hukuk için çok fazla tanım yapılmıştır. Sizin de bir hukukçu olarak malumlarınız evet. olduğu Şek üzere. Ediyorum. Ee, hukuk bir defa, e, Ulpianus'un tanımıyla hayatın ilmidir ve şerefli yaşamaktır. Ee, Çok güzel, evet. Bunlar güzel tanımlardır. Hayatın ilmidir derken tabi günlük hayatta başımızdan geçen her şey adeta hukukta e, formülize edilmiş vaziyette bir normatif yapı içerisinde karşımıza çıkar malumlarınız. Bir genel tanım verecek olursak yani anlamak bakımından, hukuku hissetmek bakımından, hukuka dokunmak bakımından böyle birkaç kelime birkaç cümle sarf ettikten sonra şunu söylemek herhalde yanlış olmayacaktır kitabi bir tanım vermek gerekirse. Evet adalete yönelmiş toplumsal yaşam düzenidir. Evet. Geriz, biz, çok e, bir, bir genel tanımlama olarak. Bu, bu doğru ve aslında e, bütün ilgili unsurları içerisinde alan bir tanımdır bana Geniş göre. Tanımdır. Hukukun ideali e, sizin de malumlarınız olduğu üzere adalettir hukuku biz adalete ulaşmak, adaleti tecelli ettirebilmek, gerçekleştirmek için var etmiş bulunuyor insanoğlu evet. ve dolayısıyla bir ekmek gibi, su gibi, hava gibi, ve her şeyden önce hava gibi günlük yaşantımız içerisinde varlığını sürdürüyor. Ne zaman ki yok oluyor, biz o zaman hukukun var olmadığını ve ortalığın yaşanmaz hale geldiğini idrak ediyoruz evet. insanoğlu olarak. Hukuk için böyle birkaç şey söyledikten sonra mutlulukla ilgili tabii Aslında yakın kavramlar ama tabii mutluluk evet. çok izafi bir kavram. Ee, bir üst kavram. üst kavram Yani bana e, siz e, hukuken iyi olma ya da fiilen iyi olma hali nedir deseniz işim daha kolay olacaktı. Sayın Hocam <laughs> yani iyi olma hali deyince belki size biraz yaralama suçundan e, bahsedecektim. Ben bir ceza evet. hukukçusuyum biliyorsunuz. Evet. Ve diyecektim ki eğer kişinin e, cismine eza veren yani canını yakan ya da e, algılama ve yeteneğini ya da sıhhatini etkilemeyen, bozmayan bir ortam söz konusuysa eğer o takdirde kişinin iyi olma halini destekleyebilecek bir ortam mevzu bahistir. Mevcuttur ortamda, ortalıkta diyebilir idik. Fakat mutluluk muhakkak ki bundan daha fazlası ondan evet. daha fazlası. Ben tabii e, bu tür konuşmalar söz konusu olduğu zaman biraz kitap karıştırmak gerekiyor. Değişik tanımlar var. Bunların <laughs> içerisinde, evet. bunların içerisinde gülünç olanlar da var, evet. ilginç olanlar da var. Mesela Nietzsche kendi e, felsefesi duygun olarak e, mutluluğu tanımlamış. İdeal tembelliktir diyor. <laughs> yani e, tam bir hoşnut olma halini herhalde e, ifade etmeye çalışıyor. E, Gandhi'nin tanımı var. E, arzuların tam olarak tatmin edildiği bir Ortamdan bir psikolojik durumdan Gandhi de avukat bahsediyor. bu arada. Evet, hukukçu gayet, aynen öyle. Evet. Ee, dolayısıyla bu tanım bize daha yakın olsa gerek. Evet. Ama genel bir tanım vermek gerekirse, yani hukukun karşısında mutluluğu, e, arzu ve isteklerin tam yani eksiksiz ve sürdürülebilir şekilde tatmin edildiği ve insanların tam bir bu tatmin hissi içerisinde oldukları hali, psikolojik durumu, bir mutluluk durumu, iyi olma halinin daha üzerinde ...daha yüksek standartlarda bir mutluluk hali psikolojisi olarak ifade etmek yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi iyi olma halinin daha, daha üzere. Daha Burası çok önemli. Daha fevkinde bir halden yani, bahsediyoruz. Şöyle bir tarım benim çok hoşuma gidiyor. Bu sizin anlatılmanıza da bağlı olarak. Anlamlı ve keyifli yaşamaktır mutluluk. Anlamlı ve keyifli yaşamak. Bu anlamlı yaşamak iyi olma halinin gerçekten üzerinde olan bir şey. Bir hal, bir duygu durumu. Hayatımıza bir anlam vermemiz, neden bu dünyadayız, varlık sebebimiz nedir, misyonumuz nedir gibi soruları canlandırıyoruz. Zaten hukukta benim de öğrenciliğimden aklımda kalan bu tarım vardı. Adalete yönelmiş toplumsal yaşam, yaşam düzeni. Burada düzen kelimesi buradayız. hukukta. Son derece Ve önemlidir. E ayrıca e, güven var bir de güven kelimesi. Çok haklısınız. E, çok haklısınız onların sayın, e, çok hukukun ayakları. Şimdi Tanrı Bey bu girişten sonra e, hukuk ile mutluluk arasında bir bağlantı kurmaya çalışalım. Acaba bunlar birbirine ne kadar ilişkili? Hukuk olmadan mutluluk olabilir mi? Bir de tersini de söyleyebiliriz. E, mutluluk olmadan hukuk olabilir mi? Bunu da söyleyebiliriz. Sayın abi. hocam konuyu bana açtığınızda doğrusu çok ilginç gelmişti. Evet. Bu tabi sizin her zaman bu tespit ettiğimiz ve e, gururla ifade ettiğimiz yüksek vasıflarınızdan kaynaklanıyor. Yok, diyor, diyor. Ben değişik televizyon programlarından kalkık kalk çıktım geçmişte. De e, bunlardan, diyorsunuz? bunda mesela hukukta yalanı konuşmuşuzdur mesela. Yani e, hukukun böyle değişik şeylerle, kavramlarla ve hadiselerle etkileşimi önemlidir. Ama mutluluk ve hukuk doğrusu bugüne kadar herhalde üzerinde çok fazla durulmuş bir konu değildir. değildir. Bağdaştırma bakımından değildir. ilişkilendirmeye gidilmedi değildir. şimdiye ve, kadar. Ama kesinlikle evet. durulmamış olması büyük bir eksikliktir diye evet. değerlendiriyorum. Şimdi tabii herhalde bu ilişkiyi karşılıklı olarak ele almak lazım. Yani e, bir defa hukuk olmadan mutluluk olabilir mi? Ya da mutluluk olmadan hukuk yapılabilir mi ya da bir hukuk düzeni kurulup işletilebilir mi hmm. bu iki yönü olan bir e, herhalde ilişki olarak karşımıza çıkıyor çıkar evet. diye düşünüyorum. Şimdi biz tabii kazuistik metotla yasaları yapıyoruz. Yani bir cümle yazıyoruz özel hukukta ya da kamu hukukunda bir anayasa maddesi yazıyoruz ya da bir medeni kanun yani günlük hayatımızı düzenleyen bir yasanın bir şeyini bir sivil kodun bir şeyini yazıyoruz. Maddesini kaleme alıyoruz ya da bir ceza normu kaleme alıyoruz ve bunun içerisinde binlerce hayat olayını yerleştiriyoruz ve binlerce hayat olayını bu düzenlemelerle çözmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla... Mutlaka bu kadar ciddi bir işi yapan kanun koyucunun evet. mutlu olması şart bana göre. Kanun koyucunun ne dersiniz? Ne dersiniz? Evet, çok önemli. Ne çok dersiniz? Önemli. Evet. Yani son derece pozitif ve Hı -hı. iyi olma halinin daha ötesinde bir psikolojiyle mutlaka normatif metinlerin başlı anayasa olmak üzere yasa. Tüzük ve yönetmeliklerin ki artık tüzük, tüzük yok mevzuatımızda hmm. ayrı konu ama yani bütün normatif metinlerin böyle bir e, duygu durumu içerisinde kaleme alınması ve insanlığı bir bütün olarak kavraması ve bir insanın başından geçebilecek yaşamı boyunca binlerce hayat olayına cevap verebilecek bir e, kısacık metni, e, kısacık bir cümleyi kaleme alması açısından herhalde böyle bir duygu durumu şarttır diye Şart. düşünüyorum. Şunu ilave etmek istiyorum sözünüzde bu arada kesene. Gergin olduğumuz zaman stresli, gergin olduğumuz zaman e, pek adaletli kararlar veremiyoruz. son derece atlisiniz. Kanun yapılırken de bu böyle. Yani huzursuz, mutsuz kafası karışık insanların Kanun yaptığını düşünürsek bunların pek isabetli kanunlar olmayacaktır. Bu arada e. Tetus'un bir sözü var, tam aklıma geldi. E, dürüstlük, ahlak ve insaf olmadan mutluluk olmaz diyor. Çok mutluluk güzel. olmadan da diyor bir insanın dürüst, ahlaklı ve insaflı olamayacaktır e, edebilmesi olamayacaktır. Diyor. E, bu bakımdan çok önemli bir noktaya geldik. Yani iç, iç huzurun, iç huzurun tesisi muhakkak ki esas. Ve bunun da bir mutlu olma haliyle desteklenmesi gerektiği e, tartışmasız bir nokta. Evet. Dolayısıyla yasa yaparken ya da yasalara uymayanları ya da yasalara yasaları ihlal ettiğinden bahisle yargılanan kişileri e, kişilerin o sergüzeştinde başından geçenlerde rol alan. Kişilerin yani kolluk makamları, cumhuriyet savcıları ve hakimlerin hmm. mutlaka e, günlük yaşantılarında, şahsi dünyalarında bir mutluluk halini ucundan kıyısından yaşamış olmaları, Çok güzel yakalayabilmiş Bütün olmaları hukuk şüceleri, şart olsa gerek. Çok güzel Mutsuz insanlarla e, ne yasa yapabilmek ne de yasaları uygulayabilmek yani hele ki yasalara karşı çünkü insanoğlu beşer şaşar. Yasalara karşı mutlaka biz bu yasalara uysun diye insanlar muhakkak ki yapıyoruz. Kanun koyucunun temel hedefi bu. Ama bunların ihlal edilebileceği de gündemimizde. Bunlar da e, dikkate alınmış yasalar yapılırken muhakkak ki Muhakkabı. bu ihlallerin yargılanması ve cezai ya da hukuki mesuliyetlerin takdirinde ve tayininde de son derece adil olunabilmesi için muhakkak ki e, yargılama makamlarının da e, ...mutlu kişilerden oluşması Gerek. en büyük beklentimiz var. Zaten e, Tanrı Bey zaten e, duruşmalara çıktığımızda ki yıllarca ben de avukatlık yaptım. Yani, eğer hakimlerin e, biraz böyle mutlu, güler yüzlü iseler ki çok donuk olur genelde. E, Maalesef. Şimdi e, ağır cezalarda bilhassa Halil'e yani işin gereği biraz sert. Ağırlığından kurulur, ağırlığından, buz, bir, ağırlığından ve, kaynaklanır. E, yani tane tane konuşurlar. Ama böyle biraz neşeli, hafif mutluluk bir tebessüm gördüğüm zaman onların vereceği kararların çok daha adil olacağını düşünüyoruz. Buna yani. inanırız. Ee, Bilinçaltı evet. düzeyde ha bu hakimden iyi karar çıkar evet. şeklinde de bir inancımız çok, çok oluyor. Haklısınız, evet, çok haklısınız. Evet. Ee, bir de tabii bu şekilde bir yargılama makamından ortaya çıkan iradenin kabullenilebilmesi de daha kolay. Evet son derece sert ve aksi bir şeyden çehreden mutlaka sert bir şey bekliyorsunuz ve bu evet. daha yıkıcı ve kırıcı oluyor. Kırıcı oldu. oluyor zaten önemli olan bizim başımıza gelenler değil onları nasıl yorumladığımız. Tabii bizde ne, neleri nasıl anlamlandırdık. Nasıl anlamlandırdık? Anlamlandı. Şimdi eğer verilen karar da az da çok da az bir şüphe duymuşsak biz aleyhimizde verilen kararda o zaman öfke kat kat e, yukarılara çıkıyor. gayet güzel bir noktaya geldik Tanrı e, Tanır Bey. Şimdi kişilerin güvenlik ve emniyet içinde olmaları çok önemli. Güvenlik, güven çok önemli. Çok önemli. Güvendiğimiz insanların yanında rahat ediyoruz. Onlara duygularımızı açıyoruz. ve bu bakımdan da gerçekten böyle hep ben onu söylüyorum derslerimde de yüzünüz başkasına rahatlık versin. Ya zaten e, yaşadığımız şark stres çağı da deniliyor. Çok yoğun Duygular yaşıyor insanlar. Öfke, nefret, tin gibi ki bunlar bir takım psikosomatik hastalıklara hatta e, okuduğumuz kitaplarda da yazılıyor kansere kadar mi? giden Gayet vakalara sebep oluyor. Bu bakımdan şöyle bir şey aklıma geldi. Şimdi kişilerin emniyette ve kendilerini güvende hissedebilmeleri e, olmaları acaba mutluluk açısından e, şart mıdır? Yani bu güven gerekiyor mu insanın mutlu olması için? Hukuka güven muhakkak, ki, muhakkak ki öyle. Fakat tabii e, güven ve e, güvenin ve emniyetin bunu da aşan bir takım yönleri var diye düşünüyorum. Yani ee, Şu biz tabi hukukun değişik uygulamaları içerisinde e, saatlerimizi geçiriyoruz. Ben 17-18 saatlere kadar mesai yapan bir hukukçuyum. bunu uzun da hep söylüyorum. Abi, bu, ümit ediyorum <laughs> 17 saat hukukçuluk yaptığınıza göre bir keyifli bir 17 saat. Dillerim inşallah geçiyordu. Yani. şimdi mutluluk çok izafi tabii. Yani <laughs> normalde bir başka kişi benim mutlu olmamı <laughs> imkansız e, kabul edebilir. Ama ben hukukla <laughs> meşgul olmaktan mutluluk duyabilen bir insanım. Evet, bir meslek mensubuyum. Şükürler olsun Bunu, ki. bunu akış yaşandı diyoruz yani işini severek insanların işini severek yapan insanların ruh haline psikologlar akış yaşantısı diyor. O bu Çok akış doğru. yaşantısı da mutlulukta üst bir kavram. Mertebe. Üst bir, üst bir mertebe. mertebe. Ve siz 17 saat muhakkak bir akış yaşantısı içinde olduğunu düşünüyorum. Anlattığınız ee, çok teşekkür ederim. Hocam Tabii bunu evet. şunun için bu konuyu açtım. Hı hı. Şimdi Çok farklı hukuki veçelerle ve ihtilaflarla karşı karşıya kalıyoruz. Ancak şunu özellikle temel bir nokta olarak ortaya koymak isterim. İşi hiç şansa bırakmamaya çalışıyoruz. Bütün alternatifleri dikkate almaya çalışıyoruz. Özellikle hmm. sözleşme hukukunda evet. karşılık karşıya geldiğimizde ki ben bunu hep söylerim mutlaka uygulamanın ciddi içinde olması lazım bu konuda çalışanların. Evet. Yani e, mahkemelerde çok ciddi şekilde itilaflarla her cümerçi olmayan hukukçuların zaten, çok ciddi, çok ciddi yani. sözleşme müzakere evet. edebilme imkanının olamayacağını ben hep söyler ve savunurum. E, bütün şeyleri riskleri minimize etmeye hatta sıfırlamaya çalışıyoruz fakat Çok görüyoruz güzel. ki görüyoruz ki güven olmadan iki kişinin karşı karşıya gelebilmesi bunlar tüzel kişilik olabilirler büyük şirketler olabilirler başka türlü yapılar gerçek kişiler olabilirler hukukta fark etmiyor hiç güven duymadan birbirlerine tamamen yazılı bir metin üzerinde bütün ihtimalleri bütün listeleri bertaraf edebilmeleri mümkün değil. İnsanlar birbirlerine mutlaka belli seviyede bir güven duyabilmek ve bu güveni karşılıklı olarak tesis edebilmek zorundadırlar. Çok güzel. Güvenin olmadığı bir yerde hiçbir şey yani yazılı hiçbir hukuk, hiçbir pozitif hukuk kaynağıyla tamamen emniyeti sağlayabilmeniz mümkün değil. Bu mutlaka insanların karakterleriyle e, ve geçmişleriyle alakalı bir şey. Bunun mutlaka test edilmesi lazım. Yani insanlar toplumsal yaşantılarında yakın küçük çevrelerinde ve daha büyük genel olarak ele aldığımızda eğer tanınmış şöhretli kişilerse belki şehirlerinde, kasabalarında ya da ülke genelinde tanınıyorlarsa mutlaka güvenilir kişiler olarak tanınmalılar. Kendilerine çok itimat edilebilir olması çok, olması çok önemli bir duygu. Karşısındaki insan açısından bu son derece rahatlatıcı ve onu mutlu eden bir unsur bana göre hatta öyle bir kişiyle karşı karşıya gelmek bile rahatlatıcı bir e, faktör olarak ortaya evet. çıkıyor dikkat ederseniz onun Kesinlikle. için e, bunu, bunu son derece e, bir sabit sayı olarak adeta ortaya koymak isterim. Güven çok önemli bir. Tabii güveni kim sağlayacak? Güveni tamam insanların mutlaka güvendir olması esas olmalı. Yani bunlardan uzaklaşılmamalı. Biz her zaman insanların birbirine güven duyabileceği ve birbirleri açısından risk yaratabilen faktörleri bertaraf eden bir unsur olarak hukuku ileriye sürüyoruz. Ama e, bunu sadece hukukla sağlayabilmek maalesef ki mümkün değil. Çünkü günlük yaşantımız içerisinde insanlık tarihi ve yaşantısı içerisinde hukuk e, çok önemli olmakla beraber unsurlardan bir tanesi. Evet. Bunu mutlaka ortaya koymak Şimdi ve belirtmek e, şart. Çok güzel tanrı için bu e, mutlulukla ilgili konuşmalara yaptığımız zaman ki benim bu konuda e, kitaplarım var eğitimler verdiğim bir yerler evet. oluyor. Hep söyledikleri şu yani. Sorular kısmına geldiğimizde. Hani hocam diyorlar. Yani Bu kadar biz adaletsizliğe uğruyoruz. Hakkımız yeniliyor. Hakkımızı alamıyoruz. Bir ağır yük altındayız. Mahkemeye gidiyoruz. Orada mahkemeler uzuyor. Hakkımızı alamıyoruz. Diğer taraftan kendi aile içerisinde sorunlarımız var. Yani bu kadar adaletsizliğe maruz kaldığımız bir dünyada. Siz nasıl diyorlar mutluluktan bahsediyorsunuz? Nasıl biz mutlu olabilelim? Ee, şimdi burada şunu sormak istiyorum. Acaba... tabi tam net bir cevap vermem de benim zor oluyor da onun için... E, siz de işin içindesiniz tabii. Yani adaletsizliğe uğrayan bir insanın mutlu olması mümkün mü? Veya şöyle diyelim. Adaletsizliğe uğrayan bir insana nasıl bir formül verelim ki? onu mutluluğu bulabilsin veya ulaşabilsin. Biraz zor bir şey ama ne dersiniz? Şimdi ben tabii 30 yılı aşkı bir mesleki uğraşı içerisindeyim ve adaletle meşgul bir kişiyim. Yani hem öğretim üyesi kimliğim hem kısa bir süre yargı mensubu olarak da görev yaptım. Adalet Bakanlığı muvaffakatiyle İstanbul Üniversitesi'ne intisap etmiştim. Ee, uzun yıllarda da avukatlık yapıyorum ve ihtilaflar dünyası içerisinde yaşıyorum. Şimdi konuyu ikiye ayırmak lazım önce. Bir defa, birincisi çünkü adalet de izafi, hatta nispi bir kavram. Evet, yani şimdi evet. neye göre, ne kadar adalet bunu mutlaka tartışmak lazım. Bir hakikaten adaletsizliğe uğramış insanlar, bir de adaletsizliğe uğradığını düşünen, buna inanmış insanlar var. Günlük yaşantımız içerisinde karşımıza çıkan. Muhakkak ki biz gerçekten bir adaletsizlikle karşı karşıya kalmış, haksızlığa uğramış insanları hedef alıyoruz. Onlardan bahsetmek istiyoruz. Ee, bir defa şunu belirtmek lazım. Bana göre adalet dünyada iki tane önce şunu söyleyeyim. İki tane bana göre çok tehlikeli insan var. Bir adaletsizliği uğramış insanlar. Bu insanlardan her türlü kötülüğü ve e, fenalığı bekleyebilirsiniz. Bunu Genelde katiller buradan çıkıyor Aynen değil mi? mi? Yani evet. geçmişini araştırdığınız zaman mutlaka uğradığı ve evet. izale edilememiş, telafi edilememiş büyük hmm. bir adaletsizlikle Çok karşı karşıya kalırsınız. Yüksek tehlike arz eden suçları işleyenlerde ya da ya da böyle bir eylem nasıl gerçekleştirilebilir hmm. dedirten cinsten hadiselerle karşılaştığınızda baktığınızda mutlaka özünde bir adaletsizlik mutlaka göze çarpar. Eğer belki bir bu canlı bir bombalar, bir bombalar da bu duygu içinde belki değil mi? Nasıl bir psikolojisi olduğunu ama belki bu tema üzerine bu, işleniyor evet, yani olabilir. Başka i̇nsanların, ne olabilir ki insanlar? İnsanların oluyor, yani mesela. mutsuzluğu ve adaletsizliği uğramışlığı hmm. üzerine... ...bazı terapilerle... Bazı terapilerle bu öfke beslenerek belki bu noktaya getiriliyor evet. olabilirler. Mutlaka e, özel süreçlerden geçtiklerine e, inanıyorum. O da ayrı e, bir şey. Bu, bu, bu önemli bir şey. İkincisi de ailesine tabii... E, hmm. ...kötülük yapılmış insanlar. Oh. Bu insanların... Bu insanları durdurabilecek ya da teskin edebilecek bir yöntem yok bana göre dünyada. Çok Bu güzel. insanlara mutlaka mutlaka dikkat edilmesi ve mutlaka içerisinde bulundukları bu açmazın bu hmm. sıkıntı ve anksiyetenin giderilmesi şart. Bu gerek teknik yöntemlerle psikolojik psikiyatrik gerçekleştirilebilir. Gerekiyorsa bunlara mutlaka adalet sağlayacak bir takım uygulamaların harekete geçirilmesi icap etmektedir. Bulsuz olabilmesi mümkün değil. Tabii konumuzla bağlantıyı kurarsak eğer adaletsizliğe uğramış, haksızlığa uğramış. Veya ailesi buna, uğramış. Ya da ailesi uğramış. Ve buna ki hep bu büyük çapta bir şeyse, yani bir, bir hayat kaybı gerçekleşmişse, büyük bir yoksunluk ve mağduriyet ortaya çıkmışsa, bu insanların e, bu adaletsizlik hislerini ortadan kaldırmadan bunları mutlu edebilmek mümkün değil. Dolayısıyla hukuk tam olarak bu noktada devreye giriyor. Çünkü hukukun ideali ilk sözlerimizde ifade ettiğimiz üzere adalet zaten. Yani e, Türkiye'de biz mutlaka standart, hafif, basit, çok kolay erişilebilen ve e, sıkıntısız ve yeterli koruma sağlayan bir hukuku kurup işletebilmek zorundayız. Bu olmadığı müddetçe Türkiye'de geniş kitleler için e, adaleti e, sağlayabilmek, gerçekleştirebilmek ve bu insanları mutlu edebilmek mümkün değil. Bu olmazsa olmaz şartlarından bu hadisenin. Onun için biz sosyal bilimlerin başı diyoruz hukuka. Dolayısıyla günlük yaşantımızda ne varsa hukukta bir karşılığı var. Ve hukuk hayatın ilmidir deriz. Hayatı sistematize formüle eden bir e, bilim dalıdır. Bilim dalı olduğu tartışılmaz. Hmm. Ve adalete yöneldiği de açık olduğuna göre mutlaka bu fonksiyonu yerine getirebilme olanağını hukuka tanımalıyız. Ama nasıl evet. tanımalıyız? Bir defa kanunları çok iyi yapmak zorundayız. Evet. Kanunlarımızı mutlu insanlar yapmalı. Dolayısıyla Çok güzel bunu uygulayanlar, Çok güzel evet. bunu uygulayanlar hatta bunları ihlal edenleri yargılayanlar da mutlu insanlar olmadı. En azından hukuken iyi olma hallerinin tesis edilmiş olması lazım. Belli e, vicdani hesaplaşmalar, iç huzursuzluklar içerisindeki insanların Türkiye'de hukuk yapabilmeleri ya da hukuku uygulayabilmeleri hele ki hukuka aykırı davrananları adil yargılayabilmelerinin mümkün olmadığını özellikle bu güzel programda böyle bir konu evet. e, seçilmişken belirtmekte evet. fayda görüyorum. Çok teşekkür ediyorum Tan Tanıl Bey. Şimdi tanım baştan hukuk şerefli yaşamak dediniz çok muazzam bir Muazzam tanım. bir kavram. Şerefli yaşamak. Arkasından hukuk uygulayıcılarının ...adaleti tecelli ettirecek kişilerin mutlu olmaları lazım. Çok çok muazzam bir e, tanım bu da. Çok iyi. Hem yapa, kanunu yapanların hem uygulayanların. Bu arada hemen e, şu aklımıza geliyor. O zaman bu insanların yani hukuku uygulayacak kişilerin sorumluluğu çok büyük. Yani Muhattık insanların değil. direkt mutluluğuyla yıllarca üzerinden atamayacakları... Belki bir ruh haline girmelerin önleyecek veya o ruh haline sokacak bir dinamizm içindeler. Şimdi durum bu olunca o zaman hukuku uygulayacakların kendilerini aşmaları lazım. Yani psikolojide buna kendini gerçekleştirme diyoruz. Kendini aşmaları, kendi duygu ve düşüncelerinin kendi hayat şartları üstüne çıkıp tarafsız bir gözle alacak olaya bakabilirler. Bu çok önemli bir noktaya geldik bu bakımdan. Hukuk güvenliği çok önemli. Hukuka güven zaten baştan söyledik. Güven bir ve düzeni sağlamak iki. Şimdi güven dediğimiz zaman hukukta malum adil yargılama diye bir kavram var. Hukukun üstünlüğü ve adil yargılama. Bir de benim çok çok zaten sizin de muhakkak bundan hiç kopamayacağımız bir ilkel daha var. Sanık e, suçluluğu sabit oluncaya kadar masumdur. Tabii, şüpheden sanık karim, faydalanır. Masumiyet karinesi. Masumiyet karinesi. Şüpheden nerede şüphe varsa orada sanık faydalanır. Şimdi ödün buraya kadar vereceğimiz ilkeler. Ödün vereceğim Adil yargılama bilhassa. Şimdi buradan baktığımız zaman hukuk güvenliği dediğimizde ne anlamalıyız bundan böyle somut olarak e, açıklarsak? Çok güzel tabii hukuk bir güvenliği. seyir takip ettiğiniz Sayın Hocam. Teşekkür ederim. E, konuları e, bir bir açarak adeta ilerleyebilme fırsatı bulduk sayelerinizle. Şimdi tabii e, hukuk güvenliğinden aslında kastettiğimiz bizim e, hukuk bilimi adına e, bir adım sonrasında başımıza gelebileceklerin daha öncesinden bilinebilir ve tahmin edilebilir olmasını kastettik. Bu da hukuk devleti. Hukuk evet, o da hukuk yani hep hukuk normlarını koyanların e, bu kurallara kendilerinin de tabi olması ve dolayısıyla hemen bununla bağlantılı ve e, bunun arkasından gelen bir kavram olarak e, hukukta her şeyin önceden aslında e, belirlenmiş olması halini kastediyoruz. Yani hayatın bir bir serüven, bir, bir sonu bilinmeyen bir sergüzeş olmadığını ifade etmeye çalışıyoruz. Evet. Mesela ben Tanıl Başkan olarak bugün Üsküdar Üniversitesi'nin rektörlük binasında bir suç işlersem eğer beni hangi mahkemenin işlediğim suça göre yargılayabileceğinin belli olması. Biz Önceden tabi hakim, belli olması lazım. Tabii hakim prensibi. Tabii hakim prensibi. Anayasal dayanağı olan aynı zamanda yasal dayanakları olan çok önemli bir prensip. Tabi hakim prensibi hukuk güvenliğinin önemli tezahürlerinden bir tanesi. Evet. Eğer kalkıp da suçu işleyen tanıl başkansa ya da e, tanıl başkan suç şu suçu işlerse başka başka yerlerde yargılanabilir dediğiniz zaman aslında farkında olmadan o yargı organına siz bir beklenti, bir başka misyon yüklemiş oluyorsunuz. Şimdi bunun Türkiye'de olması gerekmiyor. Dünyanın neresine giderselik gidelim. Yani hmm. çok gelişmişlik ölçüsü olarak ele aldığımızda Amerika'da, Avrupa ülkelerinden birine de gitsek ve orada bir yasa çıkartsak. Desek ki eğer Tanıl Başkan bu ülkeye gelir de efendim hakaret suçunu işlerse ya da yaralama suçunu işlerse onu şu mahkeme yargılayacak dediğinizde bir mahkemeyi özel olarak parmakla işaret edip ona özel bir görev verdiğinizde o mahkeme e, istediğiniz kadar siz e, bağımsız ve teminatlı olarak o mahkemeyi kurun ve işletmeye çalışın. E, kendisinde belirli yönde, belirli bir yargılama yapmak, belirli tarzda bir yargılama yapmak ve belirli bir kararı vermeye yönelik bir angajman hissedebiliyor. Bunlara biz hissi tabi diyoruz. Bunlar insanlıkla alakalı bir şey. Dolayısıyla sistemi bunlardan kurtarmak şart o bakımdan mutlaka önünde mesela kanunilik ilkesi de böyle Suç ilkesi. ve cezada kanunilik ilkesi böyledir. Evet. Mutlaka kanun düzeyinde bir suç adını verdiğimiz insan hareketlerinin tanımlanması esastır. İdari tasarruflarla yani bir bir belediyenin mesela yapacağı bir yönetmelikle e, suç ihtisas edememeniz icap eder. Bunlar anayasal prensiplerdir. Yani biri eğer günün birinde bir eylemim nedeniyle birisi yargılayacaksa bunun mutlaka kanun düzeyinde yani bir meclis tasarrufu olarak e, ortaya çıkması güzel ve bu şekilde benim hakkımda işlem yapılması esastır. Tabii bununla bağlantılı bundan ayrılmaz diğer bir konu, ben o eylemi gerçekleştirdiğim zaman yürürlükteyse eğer o yasa ben ondan e, ona muhatap olmalı ve o yasa nedeniyle yargılanabilmeliyim. Benim eylemimden sonra yürürlüğe giren bir e, yasanın ya da suç haline getirilen bir eylemin beni asla ve asla etkilememesi yani geriye, geriye etkili olarak şamil. uygulanan makable şamil makabla bir uygulama şamil evet. e, söz konusu olmaması lazım. Evet. Bunların tamamı yani bizim aslında e, hukuki yani pozitif hukukun, pozitif hukukun evet. e, temel ilke ve prensipleri olarak bahsedebileceğimiz bu hadiseler, bu kavramlar, bu kurallar aslında hukuk güvenliğini sağlayan hukuk, e, kural ve prensipler. Evet. Dolayısıyla biz e, eğer suçsuzsak çok güzel bir örnek verdiniz sayın hocam, masumiyet ilkesi e, ve suç işlememişsem eğer e, hiçbir şekilde mahkum edilemeyeceğime dair tam bir inançla yaşayabilmeliyim ki mutlu olabileyim. Evet. Yani bir insanın her an Başına bir yargısal e, süreçle ilgili problem gelebileceği, yaşayabileceği, mahkum edilebileceği, hürriyetinden hmm. alıkonabileceği şeklinde bir endişe içerisinde olması, Olmaz, o insanın evet. mutlu olmasına son derece ciddi bir engeldir. Evet. Çok enteresan bir şey aklıma geldi. Uzatıyorum belki. Merhaba, bu buyur, buyurun, Çok güzel bir Eklemek buyur, isterim. Buyur, Şimdi buyur. E, aslında. Hukukumuz çok eleştirilir bizim ama evet. herhalde bu konuda aynı kanaatteyiz. Birebir mukayese ettiğimiz aslında Avrupa'nın ya da Amerika'nın evet. en gelişmiş. Orada tabii çok yargı güzel, kararlarından evet, evet, evet. türeyen bir hukuk evet. sistemi var ama yan yana koyduğumuz zaman aslında aynı prensipleri benimsediklerini görürüz. Yani evet. Türkiye'de şunu göğsümüzü gere gere söyleye söyleyebilmeliyiz ki geri kalmış, eskimiş, köhnemiş hukuk kuralları e, pek yoktur. yoktur. Yani ciddi şekilde revize edilen ya da yargı kararlarıyla uygulanamaz hale getirilen çok eski misli eğer ki vaktiyle idam cezaları ile ilgili olarak malumlarınız bunlar yaşandı. E, Türkiye bunları uygulamadı. E, böyle bir uygulamamız var. Bizim ülkemizde, bizim ülkemizde e, suç ve ceza zaman aşımı kavramları var. Şimdi eğer bir kişi bir suç işlemişse bu suç devlet tarafından belli bir süre içerisinde ortaya çıkartılır. ...delilleriyle beraber davası açılır ve kişi yargılanmaya başlamazsa eğer... ...o suç zamanlaşımı süreleri ki suçun ağırlığına göre... ...daha uzun daha uzun süreler olarak kanunda düzenlenmiştir... E, ...kamu davası açılamaz hale gelir. Evet. Eğer bir kişi mahkum edilmişse malumunuz... Evet. ...eğer o süre içerisinde yani ceza zamanlaşımı olarak... ...kanunda öngörülen süreler içerisinde o ceza infaz edilmezse... ...bir süre sonra devlet o ceza infaz etme hakkını da kaybeder. Bunu birçok biz dışarıdan sivil vatandaşı, yani hukukçu olmayan, izah etmekte güçlük çekiyoruz. Aslında son derece doğaldır. Evet. İnsanlık şeyini, varlığını ve gerçeğini dikkate alarak yasa bunları düzenlemiştir. Bir evet. insan ömrü boyunca kaçak yaşayamaz. İnsan ömrü sınırlı. Bugün bir insan her şey yolunda giderse işte 70-80 sene yaşayabiliyor dünyada, Türkiye'de. Dolayısıyla... E belli süreler içerisinde bir suç işlenmiş olma ihtimalinde bile eğer kamu davası açıp mahkeme önüne çıkartamıyorsanız devlet olarak ya da cezasını verip kesinleştirip infazı sağlayamıyorsanız o takdirde tamam. bundan dahi sarfı nazar etmeniz gerekebilir. Edeceğiz. Niye? Çünkü biz her ne pahasına olursa olsun ceza adaletini sağlamak gibi bir fonksiyona Çok sahip iyi. değiliz. İnsani değerler daha ön plandadır. Bakınız anayasanın 38. madde 5. fıkrası. Hiç kimse kendisi ya da yakınları aleyhine bir beyanda bulunmaya ya da zorlanamaz. delil göstermeye zorlanamaz. zorlanamaz evet. Niçin? Çünkü e, hiçbir zaman ben bir ceza adaletini yerine getireceğim ya da bir suçu aydınlatacağım diye o yakınlık, akrabalık ilişkilerini rencide ederek insanları en yakınını e, ihbar edecek bir pozisyona hukuk düşüremez. Kendiliklerinden yaparlarsa onların tercihleridir. Dolayısıyla hukukun nerede durduğunu nereye kadar ilerleyebildiğini çok doğru tahmin etmekte, belirlemek şart. O bakımdan mutlulukla çok yakından çok alakası var. Yaşıyor. Yani özel yaşantıyla da alakalı bir konu. Evet. Dolayısıyla özel yaşantıya hukukun ne kadar girebileceği, ne kadar girmemesi gerektiği evet. çok hassas bir konudur. Ve bu da doğrudan mutluluklarıyla alakalı. Insan evet. Şimdi çok güzel bir noktaya geldik. Hemen şunu söyleyelim. Kanuna aykırı olarak toplanan deliller, delil olarak kullanılamaz. Bu da sizin az önce şey yaptığınızda bir destek. Hukuka aykırı deliller Şimdi teorisi. bunları Tanrı Bey biz derslerde de anlattığımız zaman yani gerçekten az önce söylediniz. Türkiye'de hukukun standartları çok yüksek. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki dünyadaki en üstün hukuk standartlarına sahip ülkelerden biriyiz. Hiç kuşku yok. Şimdi Hiç kuşku yok. E, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni anlattığımızda bu sözleşme 1989 yılında çıkarıldı. Bizde de 1995'te kabul edildi. 194 ülke kabul etti. Sadece Amerika imza koymadı. koymadı. Şimdi bu sözleşmenin ilkelerini alarak biz buradan çocuk koruma kanunu çıkarmışız. anayasamızdaki ilkelere baktığımız zaman bunda da bile yine bile Devletleri insan hakları beyannamesini, insan hakları sözleşmesini Bunları esas alarak bir anayasa ortaya çıkarmışız. Yani biz anayasa toptan değiştirilecek bazıları dediği zaman bunu değiştirmemiz mümkün değil. Zaten gerek de yok. Anayasanın 90. maddesinde de milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir demişiz. Şimdi hukuku bu şekilde biz anlattığımız zaman öğrencilerden en çok sorulan soru hocam çok iyi anlatıyorsunuz yani hukuk çok iyi. İşte ailenin korunması, kadın aşk karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, kadın hakları en üst düzeyde, çocuk hakları e, dünya standartının da üzerinde kabul etmişiz. Ama diyorlar bu ama kelimesini ama bunları nasıl uygulayacağız? Bunlar ülkemizde uygulanıyor mu diye soruyor. E, hep aynı soruyla muhatap oluyoruz. Maalesef. Yani uygulama ne alemde diyorlar. E, yazılı olarak, hukuk olarak tamam bunları anlıyoruz. Bu bakımdan şimdi şu soru aklıma geliyor. Ee, iyi yasalara sahip olmak e, mutluluk için acaba yeterli Eder midir? Edelim. Biraz da bunun üstünde duralım birkaç kelime. Çok güzel. Ee, muhakkak ki iyi yasalara sahip olmak yeterli değil. Ee, sayın Hocam, şimdi ben tabii bunu kendimi artık 30. yılı da meslekte geçince bir görev edilmiş vaziyetteyim. Herkesi uyarıyorum. Özellikle televizyon kanallarına çıkan ve demeç veren meslektaşlar yönünden Türkiye'de adaletin olmadığını, Türkiye'de hukukun olmadığını söyle, söyleyenler çıkıyor. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Çok Bu Türkiye'de hepimize yani gününün tamamına yakınını, %70'ini, 80 %80'ini hukukla geçiren bizlere Yargıçlara, yüksek yargıçlara, bütün olumsuzluklara rağmen çok ciddi alın teri dökerek Türkiye'de adaleti tecelli ettirmeye çalışan büyük bir orduya çok büyük bir haksızlık. Çok, çok büyük bir haksızlık. Bir haksızlık. Evet. Ve bir götel sözüdür malumunuz. Hukuk fakültelerinde e, Sayın Hocam... E, şey, Vec, Sayın Vecli Aral'ın kitaplarında başını güzel. Kapaklara yazılırdı. Bir kimseyi e, olduğu gibi ele alırsanız onu daha kötü kılarsınız. Hı. Olması gerektiği gibi ele alırsanız olabileceği kadar iyi olabileceği yaparsınız. Görünen bir söz olmasın. Dolayısıyla mutlaka yargının Hı. sorunları var. Bunlar gündeme getirilmeli, tartışılmalı. Ama ehil ellerce ve çözüm önerileriyle beraber tartışılmalı ve bundan anlamlı sonuçlar çıkmalı. Türkiye'de adaletin olduğuna çok yüksek standartlarda bir adalet olduğuna konuşmanızda böyle başladığınız için bunu teyiden hmm. özellikle arz etmek isterim. Ben Tanıl Başkan olarak bakın avukatlık önemli bir meslektir. Avukat adliyeye kefildir. Çünkü hakimin hmm. böyle bir, hakim, ben hakimlik de yapmış biriyim ama hakimlerin böyle bir imkanı yok. Hakimler statik makamları işgal ederler ve dolayısıyla yargılama yaparlar. Ama sizin bu ihtilafta şöyle bir haklılığınız var. Şu yönde bir haklılığınız var. Bunu anlatacağız. Ve şu şekilde bir karar çıkmasına çalışacağız diyerek adliyeye kefil olan kişidir. Onun için avukatlar çok daha fazla dikkat etmelilerdir. Ve sorumluluklarının bilincinde olmalıdırlar. Türkiye'de çok yüksek standartlarda bir adalet vardır. Ben bunu istenen düzeyde adli yargı ve idari yargı, özel hukuk ya da kamu hukuku olarak karar örnekleriyle ve mukayeseli şekilde izah eden ve ispatlayabilirim. Ve bir mesleki olarak, meslek şerefimle de e bu konuda eğer tereddütü olan varsa vatandaşlarımızdan kendilerini temin ederim. Zaman zaman adaletsizliklerin ortaya çıktığı bazı kararlarda olur, ama bu dünyanın her yerinde olur. Kanun yolları vardır. Dolayısıyla itirazlar, istinaf şu anda e, ee, ilk başta e, hoşumuza gitmedi İstanbul Mahkemesi Bölge Adliye mahkemesi, mahkemesi, kararları. Çok kısa süre içerisinde toparlandı. Çok genç atamalar yapıldı e, büyük illerdeki mahkemelerimize. Bu yargıçlarımız ilk başta hepimizi şaşırttılar. Fakat çok kısa süre içerisinde ben ben günde bugün huzurunuzda sizin 5 celse duruşmadan çıkıp gelmiş bulunuyorum inanılmaz kısa sürede inanılmaz bir kısa sürede toparlanarak e, ve çok ciddi ve kılı kırk yaran e, titizlikte kararlar veren mahkemeler yargıçlar haline geldiler Türkiye'deki hukuku görmezden gelemeyiz Türkiye'deki adalet standartlarını reddedemeyiz Türkiye'de ciddi bir hukukun hukuk uygulamasının ve yüksek standartta bir adaletin olduğunu herkes bilmeli Bence bu hukuk güvenliğinin ilk adımı bir evet. defa ülkemizde hukukun var olduğuna inanmak çok ve güzel, kendimizi evet. buna teslim etmek mutlaka ve mutlaka mutlu olmak için şart. Şimdi çocuk konusuna değindiniz. Çocuk konusu da benim için çok önemli. Ben Türkiye'de çocuk istismarı ve ihmali konusunda Hı -hı. ilk tez yapanlardan biriyim. Doktora teziniz de sanıyorum. Yüksek tezim, adi tıp ensisinde. çocuk evet. istismarı ve ihmalinde e, ceza hukuku e, çerçevesi ve Velayete müdahale tedbirleriydi. Yani hem kamu hukuku hem özel hukuk bir arada çalışmıştık. Bu tabii çok önemli bir konu. Tabii bugüne kadar oldukça fazla yol aldı Türkiye'de. Oldukça, oldukça sancılı aşamalar geçirdi. Çocukların mutlu olamadığı bir ülkede yetişkinlerin mutlu mutlu olması mümkün değil sayın hocam. Herhalde aynı fikirdeyiz. Tabii, tabi, tabii tabii. Yani tabii. bence hepimizin bir hedefi öncelikle bu ülkenin çocuklarının mutlu olması, evet. mutlu ve ruhsal sağlığı yerinde bireyler olarak yetişmesi olmalı. Bunu mutlaka yargı mensubu olarak ne olursak olalım, pirincil e, önemli bir mesele olarak kabul etmek durumundayız. Bundan hmm. daha öte, bundan daha ödün verilemez bir mesele söz konusu olamaz. Ve ne yapabildik? E, bugün çocuklara karşı işlenen suçlar teşdit sebebi olarak, şiddet sebebi olarak ceza yasasına girmiş vaziyette. Çocuk koruma e, çok yasası, ağır cezalar var. Çocuk koruma yasası evet. mevcut ama kadınlar için aynı noktada değiliz biliyorsunuz. Kadınlara yönelik olarak işlenen suçlarda daha hala e, ayrı seviyeleri yakalamış değiliz. Kadınlarımıza maalesef çok şiddet uygulayan bir ülke olarak e, dünya kamuoyununun e, gözünün önünde ve gündemindeyiz. gündemindeyiz. Evet. Bu mutlaka hukukçu olarak ya da Türk vatandaşı, sıradan Türk vatandaşları olarak hepimizi üzen e, bazı durumlar. E, mutlaka bir şeyler yapılmalı. Mutlaka bu konuda. Tabii ki hukuk tek yanlı bir yaklaşım oluyor. Yani hukukla her şeyi çözebilmemiz mümkün değil, hukukla tarih yazabilmemiz mümkün değil, İnsanları eğitebilmemiz mümkün değil. Yani eğitim vesaire bunlar hepsi başka başka ve birbirini tamamlayan unsurlar. Ama mutlaka sağlıklı işleyen bir adalet sistemi içerisinde kadınları korumak mümkün olabilecektir diye düşünüyorum. Asıl soru, asıl sorunuz e, tabii iyi bir uygulama olmalı mı şeklinde ortaya çıkmıştı buna mutlaka bir şeyler söylemek isterim mutlaka iyi bir uygulama heyecanlı motivasyonu yüksek uygulayıcıların rol oynadığı güzel, evet. rol oynadığı kendini gösterdiği ve kendileriyle karşılaşıp temas ettiğimizde kendimizi emniyette hissettiğimiz kamu personellerine ihtiyacımız var bu çok önemli bu çok önemli Maalesef Türkiye'de e, yargısal süreçlerde e, kolluk kuvvetleri bu güveni e, yeterince sağlayamamaktalar. Yani bir e, çok zor şartlarda çalışıyorlar. Bunu kabul etmek lazım. Evet. Ama buraya kalkıp da ciddi bir tehditle, tehlikeyle karşı karşıya kalmış bir kadın müracaat ettiğinde bu mevzuatı e, en ileri seviyede uygulasanız dahi maalesef ki onları koruyamadığınızı kısa süre içerisinde bırakınız ufak tefek e, şeyleri zararları hayatlarını kaybettik hayatlarını yani. Onun için bu konuda fakat yasaya baktığımızda evet, yani kadın koruma kanununda kimliği değiştirmeye kadar hüküm var Sayın Uçan. Yani tanık koruma kanunundaki hükümlerden yararlanarak başka bir kimlik verebilmeye dahi imkan tanıyan kadını bu biraz düzeyde Biraz yeri olduğu inelim, için belki zamanla bunlar Mutlaka üzüm ve şey yapacak ama, ya, evet. Bu ülkede kadınların bu ülkede kadınların korunmaya değer varlıklar olduğunu, keşke buna gerek olmasa Çok ama iyi. en ileri seviyede korunmaları gerektiğini mutlaka bu işle meşgul e, makamların idrak etmesi ve bu konuda bir bir heyecan ve sevinç duyması şarttır. Bu konuda bir örnek vermek isterim. Önemli Öyledim, bir tabii. örnekti. E, yıllar önce çocuk mahkemeleri Türkiye'de yeni kurulmuş ve faaliyet gösterirken, o tarihte ben hakimlik stajımı yapıyordum bazı yargıçların çocuk mahkemelerine hakim olarak atandıklarında bundan üzüntü duyduklarını müşahede etmiştim. E, sanki yetişkinleri yargılayan mahkemelerin e, daha önemli işler yaptığını, çocukları yargılayan mahkemelerin e, yaşı küçük, yani daha henüz gelişimini tamamlamamış insanoğluyla meşgul olduğu için bunun yeterince e, önem taşımayan bir işlev olduğu kanaatine sahip oldukları düşüncesini bende yaratmıştı. Tam olarak iş dünyalarında neler tabii şey yaptıklarını hayal ettiklerini bilemiyorum. Son derece kıymetli kişilerdi. Uzun yıllarını yargı uygulamalarına vermişlerdi. Evet. E, fakat e, bu önemli bir şeydir Türkiye açısından. Yani biz biraz doğu toplumuyuzdur. E, Bizde çocuk mahkemesinin önemli bir ihtisas mahkemesi olduğunu ve o mahkemeden çok yüksek bir beklentinin olduğunu ve görevinin çocuğu yargılamak, çocuğa ceza vermek değil çocuğu korumak olduğunu o mahkemede görev yapanların mutlaka hissetmesi ve bu bu şiarla o kürsüye çıkmaları esastır işte kadınla ilgili olarak da mutlaka mutlaka bugün kadınlarla ilgili özel mahkemeler yok ama aile mahkemeleri var. Bu kararları alan, tedbir kararlarını alan ya da kadınlarla ilgili suçları yargılayan değişik düzeyde ceza mahkemeleri var ülkemizde. Eğer kadınla ilgili bir bir suçun bir kadını korumaya yönelik bir kararın iddiası gerektiğinde mutlaka çok yüksek bir hassasiyetin söz konusu olması gerektiğini vurgulamak isterim. Burada tabii anlatmak istediğim şu da değil. Eğer kadınlar söz konusuysa adalet ilkesine ayrılalım ve en ağır şekilde karar verelim demiyoruz. Evet. Ama adil yar kadınların, kadınların, ülkemizde evet. hele ki şu konjunktürde e, korunmayı en fazla hak eden e, bireyler evet. olduğunu mutlaka dikkate almak zorundayız. Ferdi ee, Bey, programımızın sonuna doğru geliyoruz ama bir sorumuz daha var. Buyurun. Şimdi bireysel hak ve özgürlükler hakkında da bir şey, birkaç kelime söyleyelim. Şimdi bireysel hakları ihlal edilen kişinin, Mesela aileden örnek verecek olursak erke, kadın eşi uyuduktan sonra cep telefonunu açıyor. Cep telefonunu gizli olarak tabii oradaki kayıtları takip ediyor, okuyor. Doğru. Şimdi buradaki bu aile sırlarına bir şey yap bir kişisel olarak baktığımızda nasıl değerlendirebiliriz bunu bir e, bu Şimdi, insanların mutluluğunu alıp götürmez mi? Yani onun özel hayatın gizliliği prensibine aykırı olarak cep telefonunu açıyorsunuz. Ya e, bunun için yargılama usulü nasıl? Bir e, kısaca bunu da bir şey yaparız. Sayın Hocam zaman. muhakkak ki bunu tabii eşin gerçekleştiriyor olması eşe bir masuniyet getirmiyor. Yani e, eşin bundan azade herhangi bir yanı söz konusu değil. Mutlaka özel Ama benim hayatım... eşim değil mi diyor cep telefonu bakalım. hepimizin yani. başında eğer samimi olarak ifade etmek <laughs> gerekirse mutlaka benim evet. telefonla evet. olan görüşmelerimi mutlaka görmek istiyordur. Yani böyle böyle bir takım işlemleri de oluyordur. bunun tabii yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek. Güveni zedeleyebilecek bir takım durumlar yaratabileceği çok açık. Onun için e, hukuki prensipleri ödün vermeksizin uygulamakta fayda var. Bunu bunu vurgulamak isterim. E, bir insana güveniyorsanız ve onunla beraber yaşıyorsanız onu e, muhakkak ki e, takip etmek, izlemek, e, görüşmelerini e, merak etmek... Onlar üzerinden bir takım yorumlar yapmak suretiyle bir sadakatsizliğinin söz konusu olup olmadığını tayin etmeye çalışmak doğru bir yöntem değil. Doğru bir yöntem değil. Bu konuda onun bir evli bir kişi dahi olsa özel hayatının, gizliliğinin esas olduğunun eşi tarafından da kabul edilmesi şart. Ee, ama tabii konu gittikçe daha girift oluyor. Mesela çocuklar söz konusu olduğunda ne yapacağız? E, evet, e, tabii. yani onların e, özel hayatının gizliliği. Yani, uyuşturucu kullandı kullanımı söz konusu e, olduğunda? Evet. Yani evet. eğer arkadaşlarıyla konuşmalarında böyle nüveler varsa, bunları tespit edersek erken vadede tedbirler alabilmek mümkün olacak şekilde e, bir takım daha üst duygularla, e, evet. daha makul ve muteber gerekçelerle e, maalesef ki bunları yapabileceğimizi düşünüyoruz. Evet. Ama unutulmaması gerekir ki e, ilişkileri güçlü tutmak. Eğer böyle bir sorun varsa bunları insanların birbirlerine açıkça ifade edebileceği ilişkiler yürütmek esas olmalı. Yoksa özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suretiyle edinilebilecek bir bilgiden yola çıkarak şöyle bağlayalım dilerseniz evet, evet. insanların mutlu olabilmesi mümkün değil. Ben çok bu konuda dava bakmışım. <laughs> Eşinin kendisini aldattığını böyle bir yöntemle öğrenen eşin ben Mutlu bir hayat sürdüğünü ya da boşandıktan sonra hayatını son derece mutlu mesut devam ettiğini görmedim. Ayrıca buradan görmedim. toplanan deliller de e, delil olarak hukuka aykırı delil hukuka kabul edilebilir tamam, tabii. Evet. E, gerçi o konu tabii biraz da karmaşıktır evet. hukukumuzda Hı -hı. çünkü şunu belirtmek isterim yani bir yol gösterme vasfı taşımasın tabii ben ceza kurucusu <laughs> olarak bunu, bunu bu kayıtla söyleyeyim ama e, Hı -hı. hukuka aykırı deliller teorisi sayın hocam sizin de pek e, yerinde ve bildiğiniz üzere aslında kolluk kuvvetlerini dizginlemek üzere öngörülmüş bir teoridir. Ve Amerika menşeylidir. Evet, evet. Anglo Amerika menşeylidir. Yani kolluk kuvvetleri e, temiz yöntemler ve deliller kullanarak kişileri evet. suçlayabilsinler. Kişiler dürüst yargılansın ve e, ceza adaleti bu şekilde tesis edilebilsin. Evet. Yani her ne pahasına olursa olsun biz ceza adaletini yerine getirmek gibi bir hedefe sahip değiliz. Bu çok önemli. Yani ben tamam kırdım döktüm özel hayat falan alt üst ettim ama gerçeği buldum. Kişiyi kişiye hak ettiği cezayı verdim. Ceza hukukunun hedefi asla bu değil. Asla bu yani değil. zehirli ağacın meyvesinin de zehirli meyvesini kabul edildiği de zehir gibi. Dolayısıyla evet. sistem içerisinde biz kolluk kuvvetlerini yani suçla mücadele ve suçu aydınlatma fonksiyonu ve görevi olan makamların hukuka uygun delil toplama e, fonksiyonu görevi ve sorumluluğu olduğunu belirtiyoruz. Yoksa onun dışında özel kişilerin birbirlerinden ele geçirdikleri delillerin belli ölçüde mahkemelerde delil olarak kullanılabilmesi mümkündür. Bunu bunu günlük hayatımızda evet. yapıyoruz ve yargıtay kararlarında konudur. Ama bunun bir adım ötesinde tamam bundan belki bir miktar tazminat alınabilir. Bir yüksek nafaka bağlatılabilir. Ya da başka türlü hukuki bazı kazanımlar elde edilebilir ama temelde programımızın temel felsefesi bu bunu unutmayalım Aha. mutlu etmez mutlu etmez, mutlu etmez. Çok yani eşini çocuğunu e, gizli bir iş yaparken yakalayan bunu onun yüzüne vuran e, daha daha sonrasında bunu kullanarak hukuki süreçler başlatan insanların e, mutlu e, bir hayat sürdüklerine ben maalesef ki bugüne evet. kadar rastlamadım bu bir adalet hissini tatmin etmiş e, şeyi görüntüsü vermekle beraber kısa süre sonra bir pişmanlığa dönüşüyor. Evet. Bunu belirtelim. Çok, çok güzel çok teşekkür ediyorum Tanel Bey. Biz teşekkür ederiz. Benim burada epey daha sorularım var ama inşallah başka bir programda da beraber bir araya geliriz. Ama benim sormadığım sizin son olarak söylemek istediğiniz, ilave olarak söylemek istediğiniz varsa onu da ben tabii buyurun, bu, bize Bey. bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bugüne kadar tabii hukuk ile değişik kavram ve Konuların korelasyonunu hep düşürmüşümdür. Biz de yüksek lisans ve evet. doktora test konularını da bu doğrultuda seçiyoruz. Evet. Ee, öğrencilere veriyoruz ve ciddi ve sevgiyle de takip ediyoruz. Ama mutlulukla hukuk ilişkisini incelemek <laughs> e, sizin e, o e, yüksek zekanızın bir tezahürüydü. Peki, Onun yani. için e, teşekkür etmek isterim. E, bir herhalde bir bir kapanış sloganı e, evet. vermek belki fayda olabilir. Yani evet. lafı uzatmak yerine bunu ifade etmek isterim. E, Mesela daha evvel söyledim. Yalan ve hukuk ilişkisini incelediğimiz bir program vardı. Orada da böyle bir slogan vermiştim. Evet. Hukuk yalanla doğru arasındaki en adil dengedir Çok demiştik. Güzel. Çünkü belli ölçülerde biliyorsunuz doğru söylememeye de cevaz, cevaz verir. Evet. İnsan hak ve hürriyetleri, sanık hakları evet. açısından yani bir sorgudaysanız ya sadece kimlik bilgilerinizi doğru söylemek zorundasınız. <laughs> Onun dışında doğru söylemek mükellefiyeti getirmez. Evet. Hukuk bunun gibi e, dolayısıyla hukuku yapanların ve hukuku uygulayanların e, mutlu bireyler olduğu bir ülke e, bir ülkeye kavuşmamız dileğiyle. Dileğiyle çok, kapatalım. Güzel, çok güzel. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum tabii. Eee sevgili seyirciler bir e, yüksek bilinç yolculuğu programının sonuna geldik. Bu programda e, mutluluk konusunda ve hukukla bağdaştırmaya çalıştık. E, farklı bir program oldu biraz. Ee, i̇nşallah bundan sonraki e, bu programına benzer e, programlarda hukukla ilgili olarak yapmak durumunda e, olacağız e, bu vesileyle hepinize e, anlamlı keyifli doyumlu ve içinde e, bol hukuka uygun fiillerin olduğu bir hayat diliyorum e, Hoşça kalın e, güzel yaşayın.